Gerçekten hani bunca yıllık gazeteciyiz, bazen öyle haberler ekrana getiriyoruz ki hala şaşırıyoruz ve gittikçe de kafamızda şu soru iyice yer ediyor. Acaba toplumsal olarak bir ahlaki çöküşün eşiğinde miyiz? Gerçekten öyle. Çünkü bakın şimdi yine bir örneğini getireceğiz ekranlarınıza. Türkiye günlerdir Gülizar'ın hayat hikayesiyle, daha doğrusu skandallarıyla yatıp kalkıyor. Gülizar Akbulut. Türkiye onu konuşuyor. Neden? En küçüğü 6 aylık, 4 çocuğunu kocasına bırakıp 15 yaşında, bak 15 yaşında bir çocuğa kaçtı. Televizyonda günlerdir ekranlarda Türkiye onu izliyor, o rezaleti izliyor. Ya 15 yaşında. Ve savunması da ne biliyor musunuz? İşte o kaçtığım çocuk, 15 yaşındaki çocuktan bahsediyor. Kocamdan daha iyi bir eş, bana daha iyi kocalık yapıyor. 15 yaşında bir oğlana kaçmış. Gülizar sen ne yapmaya çalıştın? Ne yapmaya çalıştım? Ben kurtulmaya. Gece 12'sinde 6 aylık bir çocuk nasıl bırakılıyor? Benim gece 12'deki çocuğumun hesabını verecek önce. Şahin'i nereden buldunuz? Birkaç aydır konuşuyordum. Sen onun yanına ne diye gittin? Bu çocuk da sana eş olur mu ya? Orada oturan kişiden daha iyi olur. Dört çocuğunu yüzüstü bırakıp TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki bir çocuğa kaçtı. Esra Erol'un programına telefonla bağlanan Gülizar Akbulut, çocuk ama kocamdan daha iyi deyince herkesi hayretler içinde bıraktı. Niye Hasan'dan kurtulmak istiyorsunuz? Çünkü şiddete vardı. Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Gülizar Akbulut, 6 yıl önce Hasan Akbulut'la dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu oldu. Ancak Gülizar Akbulut, trafik kazası geçiren kocasının 3 aylık tedavi sürecinde TikTok'ta 15 yaşında bir çocukla tanıştı. Sonrası zaten tam anlamıyla bir rezaletti. Nasıl birbirinizi bulduğunuz, hangi sitede? TikTok hesabından bulduk, internetten tanıştık. Gülizar Akbulut bir gece yarısı çocuklarını uyutup evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Kocası karısının bulunması için Esra Erol'un programına katıldı. İlk gün programa telefonla bağlanan Gülizar Akbulut, ikinci gün stüdyoya gelerek canlı yayına çıktı. Eşim Gülizar Akbulut, gece 12'de 4 çocuğumu bırakmış. Urfa Viranşehir'de birisine kaçmış. 15 yaşında bir oğlana kaçmış. Sadece bana sordular. Ben sadece bekarım diye çıktım evden. Ne dedin onlara? Kaçıyor musun dedi. Evet dedim. O da tamam dedi. Zaten direkt ben eşiyle sohbet ettiler. Dini nikah kıydınız mı? Evet. Gülizar. Efendim. Ne diyorum bak. Gerçi herkes seni bekliyor şu an bak. Gülizar. Efendim. Gülizar Hanım. Efendim baba. Sen niye beni bekliyorsun ballım? Ne zaman geldim? Hemen söyleme lan sen. Yeter de başını mı alıyorsun? Ben sana peşindeyim. Ölene kadar. 15 yaşındaki Şahin'in ailesi de bu durumdan şikayetçi değildi. Gülizar Akbulut, sizin oğlunuz Şahin'le mi beraber? Doğrudur. Şu anda sizin evinizde mi? Evet. Hangi sıfatla, ne olarak sizin yanınızda? Bu durumu kabul ediyor musunuz? Bu durumu Gülistan'la oğlan kabul ediyorsan sonra benim yapacağım bir şey kalmıyor bir baba olarak. Şimdi... Babacığım, oh. Senin oğlun küçücük. 15 yaşında. Evet. Tamam. Beni bir dinler misin? Dinliyorum kardeşim. Kapına vardım. Sen bize işi yok. Kapıma şey varmadın. Yalan söylüyorsun. Kapıma varmadın. Yalan söylemiyorum. Biz karavana dinleyin. Karavana mutlaka yok. Kesinlikle yalan söylüyorsun. Benim kapıma varmadın. Terk edilen Hasan Akbulut, 4 çocuğunu yüzüstü bırakıp evdeki altın ve paralarla kaçtığını öne sürdüğü Gülizar Akbulut'tan bir an önce boşanmak istiyor. Ama her şeyden önce çocuklarına ve kendisine yapılanların hesabını sormak için gün sayıyor. Benim gece 12'deki çocuğumun hesabını verecek önce. Ben Kahramanmaraş... Şu haline gidiyorsun. Jandarma şubesine başvurdum. Jandarmaya benim eşim kayıptır diye ihbarda bulundum. Bu olan anlatınca bize dedi ki şikayetçi misin dedi. Şikayetçiyim dedim. Boşanmak istiyorum. Benim eşim bir sürü de miktarda para götürmüş yanında. Neler götürmüş? 80 bin lira para, 10 altın götürmüş. Giderken ha. Kaçan bir bayan bunu nasıl götürüyor? Ölüme bırakılan bir çocuk. Ben çocuklarımın hesabını istiyorum Esra abla. Niye yaptın Gülizar bunu? Gülizar ne yapıyorsun? Gülizar niye bunu yaptın? Özledin mi çocuklarını? Ya da onları bıraktığın için bu pişmanlığı hissediyor musun? Pişmanlık hissediyor. Yani yüzünden belli değil mi? 6 aylık çocuğu bırak. Ondan sonra oraya çık, ağla. Öteki de diyor ki sen benim kapıma gelmedin kar. Niye kapına gelsin? Böyle bir rezaletle niye kapına gelsin?
Hani Cem Yılmaz diyor ya, bir de bize marjinal derler diye. Vallahi billahi ağzımız açık kalıyor.